Kocaeli Spor Pazar günü evinde oynayacağı Bursa Spor maçı hazırlıklarına Burunga tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Kocaeli Spor takım kaptanı Korcan Çelikay antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gençler Birliği maçı kaldı ki benim bireysel hatam, fakat 1-0 öne geçtiğimiz maçı 2-1 mağlup olduk. Bu maçta da 1-0 öne geçtik, 1-1 beraberlikle bitirdik. Şimdi buradaki sorunumuzu biz de farkındayız. Öne geçiyoruz ve koruyamıyoruz. Hocamız da aynı şekilde bunu söylüyor. Herkes de bakıyorum hep geriye yaslanma diye yazılar çıkıyor. Fakat biz de bunun farkındayız. Hocamız da farkında. Yani hocamızın da bireysel yaptığı bir şey değil bu. Bizim takım olarak da yapmak istemediğimiz bir şey. Fakat oyun içerisinde öğrenmemiz gereken bir şey, evet. Yani 1-0 öne geçtikten sonra daha özgüvenli olup topun bize daha fazla kalması lazım. Farkındayız. Yani şunu söyleyebilirim. Evet, eksiklerimiz var. Hala da var ve olacaktır da. Ama bunun farkındayız ve bunları gidermek için çalışmalar yapıyoruz. Bundan sonraki bizim hedefimiz skoru yakalamak ve onu korumak olacak. Bursa Spor maçımız var. O da bizim için ayrı önemli. Şehir için, camia için de ayrı önemli. Ona da şöyle söyleyebilirim. Tabii ki de bizim için her maç önemli. Fakat bu maçın camia açısından da ayrı bir yeri var. Biz bununla birlikte motivasyon olarak tabii ki de bize katkı sağlayacak bir şey. Kendi taraftarımızın önünde her zaman kim olursa olsun galip gelmek istiyoruz. Bu maç ekstra bizim için daha önemli. O yüzden şunu söyleyebilirim. Ya biz elimizden geleni her zaman yapıyoruz ama bazen ya insanız, olmuyor. Hata oluyor, başka bir şey oluyor. Gününde olmuyorsun, başka bir şey oluyor. Ama biz orada hep iyi olmak zorundayız. Bunu da biliyoruz. Elimizden ne geliyorsa bu zamana kadar yaptık ve yine yapacağız. Ve daha iyi olacağını söyleyebilirim. Çünkü biz de kendimizi değerlendiriyoruz, analiz ediyoruz, hatalarımızdan ders çıkarmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi gün be gün iyiye gideceğiz inşallah. Gençler Birliği maçından sonra ben hata yaptım. Yani bireysel hatamdan biz maç kaybettik. Bunun farkındayım. Bazen engel olamıyorsun, yani oluyor. Hepimiz insanız ama taraftar beni tribüne çağırdı. O benim için müthiş bir geri dönüş, yani toparlanma adına motivasyon kaynağı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Bunun yanı sıra tabii ki de hepimiz sosyal medya vesaire kullanıyoruz. Çok fazla negatif, yani çok kötü yazanlar da var. Biz kendi adımıza bununla mücadele etmeye çalışıyoruz. Yani bireysel ama şimdi insanlar empati yapabilsin, yani kendi yerine koyabilirsin. İyiysen iyisin, hata yaptın o çok kötü, bir daha olmasın, yok gitsin, şöyle olsun, böyle olsun. Yani bu hoş değil. Ben buraya geldim ya da tüm takım arkadaşlarım Kocaeli Spor için mücadele veriyoruz. En başta bunu ben istiyorum. Yani sen taraftar olarak, izleyici olarak söylüyorum. Taraftar ayrı, o her zaman saygım var. İzleyici olarak yani buna köstek olma. Ben zaten elimden geleni yapıyorum ve bana destek ol. Ben zaten üzgünüm. Yani tabii ki de bunu istiyorum. Son maçtan sonra Benur. Yani o sahada ya da bu yeryüzünde o pozisyona girdikten sonra en fazla gol atmak isteyecek oyuncu Benur. Yani bu bunu yapamıyor. Bir şekilde yapamadı. Yani şimdi bunu karalamanın, kötülemenin, onu daha da dibe çekmenin çok bir anlamı yok. Destek olmamız gerekiyor. Çünkü daha yani 20'den fazla maçımız var ve bir hedefimiz var. Yani hep birlikte el birliğiyle bu işi yapmamız gerekiyor ki her zaman söylüyorum, taraftarın yani çok önemli. Yani kendi sahamızda oynadığımız maçta biz çok daha güvenli oynuyoruz. Biliyoruz bir destek var. Dediğim gibi yani her zaman desteklerini bekliyoruz. Öyle ya da böyle her zaman kazanamayabiliriz. Kötü olduğumuz maçlar olur ama bizim canı gönülden istediğimiz şey kazanmak, puan almak, onları da mutlu etmek, bu takımı da layık olduğu yere çıkartmak.